hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kasım ayında Shiba yakımları ortaya çıktı ve Kasım ayı içerisinde yani 2022'nin Kasım'ında toplamda arkadaşlar 667 milyonluk bir e Shiba yakımı karşımıza çıktı. Genel itibariyle tabii ki ...düşük diyebileceğimiz yakın oranları neye göre? Geçmişe göre. E, bunun sebebi de ayı piyasası. Bunu e, luncun binans üzerindeki yakın mekanizmasına benzetebilirsiniz. E, sadece normalleri farklı ki e, biliyorsunuz lunç... ...orta vade hareketleri yapan bir proje arkadaşlar. Fakat Shibadaki e, zamanı esnettiğimizde... ...aslında olay ve hareketlerin seyri aynı. Bir kere bunu söyleyelim. Dolayısıyla ayı piyasası içerisinde olduğumuz için... E, hareketler ve işlemler küçük. Bu arada toplam 149 işlemde 667 milyonluk bir yakım gerçekleşti. E, dolayısıyla bu yakımlar ayı piyasasından kaynaklı olarak e, piyasanın durgunluğu, e, yakım yapacak yatırımcının içsel yukarı hareket beklentisi ve yakımı bu zamana saklaması e, belli durumlarda şiba fiyatlarıyla yakımlarının doğru orantılı olarak çalıştığını karşımıza zaten getiriyor sevgili arkadaşlar. Buradaki asıl odaklanılması gereken nokta bu yakımlardan ziyade gelecek etapta aslında şibaryumun gelişiyle otomatik yakımların ciddi anlamda artacağını bilmek lazım. Yine Shiba Eternity yakımları geliyor ve biliyorsunuz Burn Portal üzerinde iyileştirmeye gidiliyor. Dolayısıyla otomatik yakımlar ayıya rağmen artacaktır. Bunu bilmekte fayda var ve boğa çerçevesi içerisinde otomatik yakımların gerçekten e, yatırımcıyı tatmin eder düzeye geleceğini düşünürken asıl önemli olan da elbette manuel yakım ve e, sürekli bahsi geçen 111 trilyonluk bu e, yakım meblasından söz ediyoruz arkadaşlar. Velhasıl asıl mesele aslında manuel yakım. Konuyla alakalı ekip hala manuel yakım için sermaye oluşturmaya, maliyeti e, toparlayabilmeye çalışıyor. Bunun da beraberinde boğadaki anlık etkiden yararlanabilmek için Otoma, e, otomatik diyorum, manuel yakım hususunda bekleniliyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.